İstanbul'un yaklaşık bir aylık tüketimine denk gelecek miktarı su doğrudan kaybediliyor. Avrupa yakasını besleyen suyun %65'i kanal yapıldığında devre dışı kalacak. Bu İstanbul'da 5 milyon insanın suyun kesilmesi anlamına geliyor. Bakın sizin bir dakika. Sizin sunuşunuzda bir müsaade etmiyorum. Çünkü ben bitiriyorum. Son cümlemi söyleyeceğim. Bakın son cümlemi söyleyeceğim. Başkanım bir dakika. Şurada bir harita sizin sunuşunuzda. Bakın. Bütün arkadaşlarımız açsınlar, baksınlar. Sayfa numaraları yok. Şu anda su stresi mevcut durumuyla İstanbul'da su stresi en yoğun kırmızı bölge. 2050'de de mevcut su kıtlığını yaşayacak bölge yine Trakya bölgemizin İstanbul'a denk gelen kısmı ve Anadolu yakasında kalan kısmı. Dolayısıyla biz burada konuşuyorsak samimi olacağız. Önce önemli olan planlar, yapılanlar değil. Önemli olan şey gerçekten biz su kıtlığına karşı önlem alacak mıyız? Bunda samimi miyiz? Bu projeler ne zaman bitecek? Ve Kanal İstanbul'da neden hala inat ediyoruz? Bir su kıtlığından söz ediyorsak, su stresi yaşayan bir ülkede bir Kanal İstanbul projesi yapılması inadı söz konusuyken rant uğruna, zaten bakın yapılan tek sorun şu, rant uğruna biz bunları yapıyoruz. Ve rant uğruna biz geleceğimizi, gelecek kuşaklarımızı tehlikeye atıyoruz. Yani bunları çok iyi ortaya koyup gerçek niyetlerimizi söylememiz ve bunları burada konuşmamız gerekir. Biz su kıtlığını konuşuyoruz ise 50 tane baraj yapsanız işte yapmayla 2 baraj devre dışı kalacak. Yeraltı suları çekilecek, kirlenecek, arazi tahribatı olacak. Dolayısıyla bu gerçekleri ortaya koymadan biz iklim krizi konusunu falan konuşamayız arkadaşlar.